Sadece o fark var. Siz ikinci turda kime oy verdiniz? Ben birinci turda Sinan Ogan'a oy verdim. Ha, orada da Kılıçdaroğlu'na vermediniz. Cumhuriyet Halk Partili olarak Sinan Ogan'a ikinci istifa ettiğimi söyledim. İkinci turdaysa geçersiz oy attım. Bu sözler CHP'de bir fitili ateşledi. AKP'den ayrılıp CHP'ye katılan ve milletvekili olan Şener'in Kılıçdaroğlu'na oy vermemesi büyük tepki çekti. Sayın Kılıçdaroğlu'nu yıllarca ben bu yüzden eleştirdim. Sizin gibi badem bıyıklara güvenerek siyaset yapmaya çalıştığım için eleştirdim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2010'da genel başkan oldu. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı. Partisi önceki 18 yılda Deniz Baykal tarafından yönetilmiş ve iktidara uzak kalmıştı. 2011 genel seçimlerinde Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP oyunu %23'ten %26'ya çıkarsa da AKP her iki kişiden birinin oyunu alarak yine başa geçti. Cumhuriyet Halk Partisi bu kısa süre içinde 3,5 milyon yeni oydaş kazanmıştır. 6 aylık bir süreçte 3,5 milyon yeni oydaş kazanıyorsak önümüzde 4 yıllık bir süreç var. Hedefimiz 4 yıllık süreç içinde iktidardır. 2011'deki seçime giden süreçte Baykal döneminde de örneği görüldüğü gibi sağ kökenli isimler CHP'ye katıldı. Bunlardan biri şu an CHP Genel Başkan Yardımcısı olan Bülent Kuşoğlu'ydu. Daha önce Mehmet Ağar liderliğindeki Doğru Yol Partisi'nin Ankara İl Başkanlığı'nı yapan, Abdüllatif Şener'le birlikte Türkiye Partisi'ni kuran Kuşoğlu, CHP'den milletvekili oldu. Seçim döneminde tekke ve zaviyeler çağdaş kurumlar olarak tekrar benimsetilmeli. Bunlar irtica yuvaları, yok öyle bir şey. Tam tersine kültür yuvaları açıklaması tepki çekti. Aynı dönemde sağ siyasetle ilişkisi olan Mehmet Haberal, Sinan Aygün, Ali Arif Özzeybek ve Aydın Ayaydın gibi isimler de CHP'de önemli roller aldı. CHP'ye sağcılaştığı yönünde eleştiriler 2014'te yüksek sesle dillendirilmeye başlandı. O yıl yerel seçimlerde Ülkücü, MHP'den Beypazar Belediye Başkanlığı yapmış ve önceki büyükşehir seçimlerinde MHP'nin adayı olan Mansur Yavaş, CHP'nin Ankara adayı yapıldı. Ülkücü müsünüz? Ülkücüyüm. Hala da aynı noktadasınız. Ülkücüyüm. Siyasetteki yolculuğunu bilmem. Beypazarı'nda başarılı bir belediye başkanıydı. Başarıyı kim gösterirse göstersin hepimiz saygı duyacağız. Propaganda sürecinde Kılıçdaroğlu'nun bir hareketi tartışmalara neden oldu. Mansur Yavaş eski MHP adayı. Seçim otobüsüne karşı bozkurt işareti yapanlar da vardı. Kılıçdaroğlu da aynı şekilde selamladı o vatandaşları bozkurt işaretiyle. Yavaş'ın adaylığına daha çok seçim sonrasında olmak üzere CHP içinden tepkiler yükseldi. 90 yıllık bir parti kendi kadrolarından bir aday bulamıyorsa yazıklar olsun. Sağ görüşlü birkaç kişinin CHP'den milletvekili olması ne partiyi sağa kaydırır ne de sağdan oy getirir. Bunu siyasetten anlayan herkes bilir. Mansur Yavaş Ankara'yı kıl payıyla oylar çalındı iddiaları arasında kaybetmişti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nı seçiyor. Bundan 2 ay sonra Cumhurbaşkanı ilk kez halk oyuyla seçilecekti. Adaylık için CHP eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, CHP'li Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen gibi isimlerin geçtiği bir ortamda sürpriz bir aday belirlendi. CHP geçmişte kavgalı olduğu MHP ile işbirliğine gitti. Herkesin kabul edebileceği, üzerinde uzlaşabileceği, saygınlığı olan, temizliği, dürüstlüğü olan, bilgisi birikimiyle, zarafetiyle herkese örnek olacak bir ismi Sayın Genel Başkan'a sundum. Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu Bey. İhsanoğlu kamuoyunu tanıdığı bir isim değildi. CV'sinde en çok öne çıkan İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreterliğiydi. Adaylık kararına parti içinden tepkiler yükseldi. Çatı adayının belirlenme sürecinde benim görüşüm alınmadı. Ben bu süreçte yokum. Televizyonlardan öğrendim. Net, bu kadar. Yok. Bu olmuyor. Bize de iktidarı vermiyorlar. Biz en iyisi siyasal İslam'ı benimseyen birini gösterelim. Böylece kandırırız dersek bana göre seçmenimize de, Atatürk'e de, dedelerimize de hatırasına haksızlık etmiş oluruz. Kılıçdaroğlu bu tip eleştirilere hala hafızalarda olan şu yanıtı verdi. Kalkmışız, efendim biz sandığa gitmeyeceğiz. Niye gitmeyeceğiz? O da Erdoğan'a benziyor, bu da Erdoğan'a benziyor. Bu ülkede yaşıyorsanız çocuklarınıza karşı sorumluluğunuz var. adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Demokrasinin gereğini yapacaksınız. Ve bir diktatör bozuntusuna bu ülkede Cumhurbaşkanlığı seçme konusunda izin vermeyeceksiniz. Ağustos ayında yapılan seçimlerde katılım %74 gibi düşük bir seviyede kaldı ve Ekmeleddin İhsanoğlu %38 oy alarak yarışı ikinci sırada tamamladı. İhsanoğlu bundan bir yıl sonra MHP'nin milletvekili adayı olarak iki kez meclise girdi. 2018 seçimlerinde Erdoğan'a oy vereceğini söylemişti. Ekmeleddin olayı çok özel konjonktürde yaşanmış. Milliyetçi Hareket Partisi'nin demokrasiye kurduğu tuzak, kasis, o günün şartları ve doğru olsa zaten sonuç bu olmazdı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel 2018'de bu itirafta bulunsa da Kılıçdaroğlu 2022'de aynı görüşte olmadığını dile getirdi. Ekmeleddin Bey'i anlatamadık. Belki Ekmeleddin orada bizim eksiğimiz olabilir, bizim kusurumuz olabilir. Ben hala kendisine zaman zaman telefonla ararım, ona Sayın Cumhurbaşkanım diye hitap ederim. 2014'teki seçim yenilgisinin ardından Emine Ülker Tarhan, Süheyl Batu ve Nur Serter gibi milletvekilleri Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı ve yıl sonunda olağanüstü kurultaya gidilmesi kararı alındı. Bu kurultayda Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ile başkanlık için yarıştı fakat Kılıçdaroğlu oyların %62'sini alarak partisinden güven oyu aldı. Biz tutturmuşuz, CHP sağa kaydı, CHP soldan ayrıldı, yok böyle bir şey. Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse aslanlar gibi oradadır. Hiç kimsenin de endişesi olmasın. Cumhuriyet Halk Partisi halktan yana politika gidiyor. Biz halkçıyız, kimse unutmasın. Aynı kurultaydan iki gün sonra milli görüş geleneğinden gelen Saadet Partisi ve Has Parti'de genel başkan yardımcılığı yapmış Mehmet Bekaroğlu CHP'ye davet edildi. Genel başkan yardımcısı oldu. 2015 Haziran seçimlerinde ise İlhan Kesici, Feyzi Septioğlu, Aytun Çıray gibi sağ kökenli siyasetçiler milletvekili adayı yapıldı. CHP'nin 2016 kurultayında Kılıçdaroğlu'na partiyi sağa çektiği yönünde eleştiriler yinelendi. 2018 yılına gelindiğinde erken seçim kararı alındı. Bu seçimlerde ittifak sistemi ilk kez uygulanacaktı. AKP, MHP ve Büyük Birlik Partisi ile Cumhur İttifakı'nı kurarken muhalefet Millet İttifakı'nda buluştu. 4 parti bir araya geldi. Seçimin ikinci işbirliği için adım atıldı. Millet İttifakı resmen kuruldu. CHP, İYİ Parti, Saadet ve Demokrat Parti kurmayları ittifak protokolünü birlikte sundular YSK'ya. Milletvekili seçimleri için yapılan bu ittifak büyük oranda olumlu karşılandı. Ancak esas anlaşmazlık Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda yaşandı. Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'nin ilk Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi. Ama Sayın Gül, Saadet Partisi'nin adayı olmasında hiçbir sakınca yoktur. Atadığı bürokrat ve rektörler FETÖ'cü çıkan Tayyip Erdoğan'ın suç ortağı ve kardeşi Abdullah Gül, bizim Tayyip Erdoğan'dan kurtulma tercihimiz, seçeneğimiz olamaz, olmamalıdır. İnce daha sonra Gül'ün aday olması durumunda oyunu Erdoğan'a vereceğini de söyledi. Nihayetinde Meral Akşener'in veto etmesiyle Gül ortak aday olamadı. CHP İnce ile seçime gitti ve Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Abdüllatif Şener bu seçimde CHP'den Konya milletvekili oldu. 2019 yerel seçimlerine gidilirken CHP ile İYİ Parti bu kez Saadet ve Demokrat Parti olmaksızın işbirliğine gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığına Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu gösterdi. İmamoğlu'nun geçmişinde sağ siyaset vardı. ANAP gençlik kollarında çalışmıştı. Seçime 13 gün kala Kur'an okuduğu görüntüler paylaşıldı. Başkent Ankara ise yeniden tartışmalara neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş isminde ısrar etti ve İYİ Parti ile birlikte yeniden aday yaptı. Her iki isim de büyük bir başarı göstererek seçimleri kazandı ve muhalefete can suyu verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sağa kaydığı eleştirilerine de katılıyor musunuz? Hayır, Kemal Bey? Hayır. Armağan Bey bir şey söyleyebilir mi? Tabii ki. Sağ-sol kavramlara hangi yüzyıla ait? 18. yüzyıla ait. 18. yüzyılın kavramlarıyla 21. yüzyılın sorunları çözülür mü? Hayır. Şimdi güçlendirilmiş parlamenter sistem zamanı. 2022 yılında CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Deva Partisi ve Gelecek Partisi altılı masada bir araya geldiler. Birlikte yeni anayasayı ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş metnini kaleme aldılar. Ve daha sonra yollarını Millet İttifakı olarak devam ettiler. Bu süreçte en çok merak edilen Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağıydı. Ümre'ye gittiğini de hiç kimse bilmez. Anlatmaz çünkü. Öyle mi? Umre'ye mi gitmiş Kemal Bey? Tabii canım. Çok önce Umre'ye gitmiş. Yani bunu hiç kimse bilmez, anlatmaz da. Peygamber sülalesinden, soyundan geldiğini de hiç kimseye anlatmazsak. Kılıçdaroğlu seçim yaklaşırken helalleşme adını verdiği bir politikayı duyurdu. 28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz. Roboski ile helalleşeceğiz. Bakın hukuk başka, helalleşme başka. Süreç içerisinde farklı toplum kesimleriyle buluştu. Mart 2023'e gelindiğinde ise Millet İttifakı'nın aday belirleme ile ilgili ilk toplantısı yapıldı. O toplantıda İyi Parti hariç Millet İttifakı'ndaki bütün partiler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekledi. Meral Akşener ise konunun tartışılmadığını gerekçe göstererek masadan kalktı. Fakat 3 gün sonra geri döndü ve ittifakın ortak adayı Kılıçdaroğlu oldu. Ayrıca milletvekilliği seçimlerinde ittifaktan 76 aday CHP listelerinden seçime girdi. Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti, partisinin oyunu %3, milletvekili sayısını 22 arttırsa da vekiller kendi partilerine dönünce CHP'nin milletvekili sayısı 2018'e göre düştü. Bu dakikadan itibaren ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun politikaları tartışılmaya başlandı. 4 partiyle vekilleri ver, Cumhurbaşkanlığı adaylığını al şeklinde bir pazarlığa gittiği öne sürüldü. Abdüllatif Şener'in Halk TV'deki açıklamaları ise bardağı taşıran son damla oldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim, hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi ama bizim de o arkadaşımıza bir özür borcumuz var. Ve ona oy atan CHP'lilere bir özür borcumuz var.